Deliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da tüylerimizi diken diken edecek bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda hepinizin yakından tanıdığı Çağdaş Üstar var. Hoş geldin abi kanalımıza. Arkadaşlar bugün Çağdaş'la beraber bir lanetli köy hikayesi gerçek mi değil mi diye araştırmaya gideceğiz. Duyduğumuza göre Antalya'nın bir köyünde. Köyün ismini sizlere söylemeyeceğiz. Çünkü daha sonrasında videoyu izledikten sonra herkes oraya gidiyor. Doğru. Onu engellemek amacıyla köyün ismini söylemiyoruz. Suyun altında kalmış lanetli evler olduğu söyleniliyor. Evlerin bir kısmı suyun dışında, bir kısmı suyun içerisinde. Gitmeyin diyorlar. Ama biraz hurafe gibi geliyor bana. Bugün Çağdaş'la beraber gidip sular altında kalan, dışarısında bir kısmı görünen evleri araştırıp gerçek mi değil mi görmeye çalışacağız. Hı hı. Suyun altında kaldığı için de dalış takımlarımızı getirdik. Onları sizlere bir gösterelim. Arabanın arkasında bütün ekipmanlarımızı hazırladık. Ağırlıklarımızı, dalış takımlarımızı, paletlerimizi iki takım halinde aldık. Bizim asıl olayımız bu paranormal olay, cinli ev, işte lanetli köy vesaire değil. Evet, hı hı, böyle anlatılıyor. Bizim asıl amacımız suyun altında kalmış bir şehri gezebilmek. Evet. Bir köyü gezebilmek. Eğer mümkünse bu evlerin odalarının içerisine girebilmek, bu evleri sizlere gösterebilmek. Ne düşünüyorsun? Bu sefer biraz ürkütücü ama. Normalde bize zaten suyun altında kalmış bir köyden bahsetseler başlı başına bu da çok ilgi çekici bir durum. Suyun altında kalmış binalar, odalar ne durumda? Bina çökmüş mü? Ara sokaklardan veya binaların girişinden girebilecek miyiz? Bunların hepsi başlı başına bir macera. Aynen. Seninle birlikte zaten bunu yapmak isteriz. Ama burada farklı bir durum var. Bu lanetli köy muhabbeti, bu cinli köy muhabbeti biraz ürkütüyor beni. Beni en çok korkutan mesela eğer su çok karanlıksa o beni iki kat korkutuyor. Mesela bir köye giriyorsun, sular altında kalmış, okey, işte içine giriyorsun evlerin, onlara bakıyorsun, ne var ne yok geziyorsun ama bir de göremezsek o beni ya, bayağı korkutur yani. Yani ne olabilir, biz çıkarken önlemlerimizi aldık. Evet. Nas Felak okuduk, Ayetel Kürsi okuduk, dalış takımlarımızı aldık. Bir de iki kişi body şeklinde giriyoruz. Bu arada videoyu çekebilmek için gerekli mercilerden izin aldık. Evet. Gidip görelim. Hayırlısı yani. Siz böyle şeyleri denemeyin. Anladın mı? Evet, bir baksana, bir baksana abi şuraya. Ben daha öncesinde karanlık suya Çanakkale'de daldım. Hmm. Çanakkale'de böyle boğaz suyu çok siyahtı. O gemiye daldığımızda böyle hani aşağıda... Ama deniz suyuydu değil mi? Ya deniz suyu da hani böyle aşağı doğru inerken hiçbir şey görmediği zaman böyle kalp atışın daha hızlı oluyor ve hemen çıkma isteği oluyor insanda. Kurtulmam lazım buradan. Kalp atışın hızlanıyor. Bir kere ben nefesim bile kalmadı, çıkası geliyor insan. Öyle bir durum yaşarsak artık birbirimize yardımcı olacağız. Zaten. Şöyle çayırlık çimenlik bir alandayız arkadaşlar. Çok yakınına kadar geldik. Öncelikle bir kanıt bırakalım dedik. Böyle bir şey yaptığımıza dair bir anda yok oluruz, bir şey oluruz. Allah korusun. Sen de öyle bir şey olursa bizi koru. Gelecek misin? Geliyor musun? Ben gelmeyeyim. Allah korkuyorum ben böyle şeylerden. Bence siz de yapmayın çocuklar. Tamam, seni o zaman arka tarafa alıyorum. Biz hazırız, eşyalarımızı alalım. Yola düşeceğiz. Evet. Nefeslerimizi sizlerle birlikte tutacağız. Bu sefer zaten istemesek de tutarız nefesi. İçimize kaçar korkudan. Mecbur tutacağız. Ben size söyleyeyim. Hadi gidelim. Hadi. Havayı kaçırmadan. Hadi. Ekipmanlar şöyle. Atıyorum abi oraya. Kapatıyorum. Ve Delimine kanalında izlediğiniz ilk paranormal olay başlıyor. Kanka 8 dakika yolumuz kaldı. 6 kilometre yol var. Böyle şeylere inanıyor musun? Köyde şifacı kadın var. Lanetli ev var. Duyuyoruz da senin inancın var mı böyle şeylere? Ya kanka inanıyorum ama sanki inanmıyormuş ya da öyle bir şey yokmuşçasına hayatıma devam etmek istiyorum. Konuşursam böyle musallat olacakmış gibi. O yüzden yokmuş gibi hayatıma devam ediyorum ya. Kanka buranın hikayesi de şöyleymiş. Hı. Bir ev var, sürekli su altında kalıyor. Burası lanetli diye köy halkı terk ediyor. Bütün köyde su altında kalıyor. Anlatılan hikaye böyle. çok da inandırıcı gelmiyor bana. Ya ben doğal bir resif olarak bakıyorum bu duruma. Şimdi biz dalgıç olduğumuz için seninle. Doğru. Böyle mi avutuyoruz kendimizi? Abi ben öyleyim. Ben şimdi suyun altında kalmış bir yapı görmeye gidiyorum. Orada suyun altında bir anda bir hayalet görmeyi beklemiyorum. Sen öyle bir şey bekliyorsan öyle bir şeyle karşılaşmayacağız yani. Yani inşallah karşılaşmayız. İnşallah karşılaşmayız yani. Bak demek ki senin dediğin gibi. Bir tane daha dalgıç alttan böyle bir şey geçiyormuş. Oysa ki kimse yok. İşte o zaman dalış takımı giydiğimiz sıkıntı olur. Niye? İçe doğru. Bırakamazsın, içeride kalır. Bütün bıraktığın dalış takımın içinde kalır. Suyun altında kalmış köyü gördükten sonra bu köyden taşınıp başka yerde yaşayan insanların yanına gideceğiz. Hmm. Bu hikayeyi soracağız abi, gerçek mi değil mi? Burada asıl olay nedir? Bize bir anlatın diye. Onlardan da neler yaşandığını tekrardan bir dinleyeceğiz. Orayı gördükten sonra. Kanalımızda harika bir dalış serisi de olduğu için bu aslında dalış serimizin yeni videosu.
Evet. Öyle de bakmak lazım. Doğru. Güzel güzel dalışımı yapıp keşfedelim bari. Güzel güzel dalışımı yapıp. Yani hiç korkmaya gerek yokmuşçasına. Ooo Çağdaş. Kanka evler göründü. Evet. Vallahi göründü. Burada binalar var. 3 tanesi görünüyor suyun üzerinde kanka. Vallahi of. Görünüyor. Nasıl? Çok ilginç ya. Gidip bakalım mı? Hadi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görüntü muazzam. Ben biraz olayın görselindeyim. Böyle evet. Bir yerle karşılaşmak çok da mümkün değil. Bir doğa harikasına dönüşmüş ne olursa olsun. Finalde harika bir tablo çıkmış ortaya. Arkamızda görmüş olduğunuz patika yoldan gölün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Dalış kıyafetlerimizi giyeceğiz. Suya gireceğiz. Evin etrafında döneceğiz. Evleri inceleyeceğiz. Belki uygunsa, görüş varsa odalarına gireriz. Bir alt taraflarına bakarız. Bayağı heyecanlıyım yani. Kanka bir de evin çatısından atlayacağız. Suya. Suya. Eğer derinlik varsa olabilir. Çakılmayalım. Aynen. İnşallah. Hadi gidelim. Çağdaş buradan falan girebiliriz. Ben sana söyleyeyim. Buradan girelim mi? Burası uygun. Aa, olur. Rahat tamam. Rahat giyiniriz. Buradan yan tarafa doğru kaptırırız. Burası. Arkadaşlar yerimizi belirledik. Burası. Buradan hazır bir şekilde dalış takımlarımızı giyip suyun içerisinde sağ tarafa doğru gideceğiz. Evler sağ tarafta kalıyor. Bu arada şöyle baktığınız zaman yani İsviçre gibi. Gerçekten Alplerde ya. Gibi. Çok güzel değil evet, mi? Evet. Çağdaş bu gölde balık olur mu sence? Hiçbir fikrim yok desem. Ama senin kamp videoları için harika bir yer değil mi? Olabilir. Baksana elektrik direği var. Elektrik direği. Oha! Gözüküyor mu burada? Gözüküyor mu bilmiyorum. Suyun ortasında bakın. Bu arada umarım su çok soğuk değildir çünkü bir nehir bağlantısı var gibi. Evet. Bana biraz öyle geldi. Evet. Sen yazın bile kalın giyiyorsun değil mi? Ben bir de hiç sevmem kanka soğuk suyu falan. Ya. Bende 3 milim kalınlığında bir dalış ekipmanı var. Çok vallahi. Da üşümeyi hızlı bir şekilde bir göstermek istiyorum. Hadi girelim abi, artık. Hadi. Kanka buraya gelene kadar hava vallahi sıcaktı. Evet. Buz gibi oldu. Bir anda soğudu. Ben hazırım. Evet. Patiklerimi giyeceğim, eldivenlerimi giyeceğim. Sende eldiven var değil mi? Evet. Biraz üşürüz ya, su soğuk. Biraz üşeceğiz. Vallahi. Bir de benim üstüme kıyafet eski. Şu an sıkıntımız soğuk mu sence? Evet. Şu an bizim sıkıntımız sence soğuk mu burada? Değil, doğru. Çarpabiliyorsa bu bölge. Sadece açık olan bir tabi. Bu arada arkadaşlar ben size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Çağdaş'la birlikte Hatay depremine gitmiştik ve orada elimizden geldiğince yardım etmeye çalışmıştık. Böyle videolar bir yandan bize de tatbikat oluyor. Evet. Yine kesinlikle. Böyle olası bir afet durumunda da biz aynı zamanda böyle balık adam olarak da, kurbağa adam olarak da iş yapabiliriz bence. İş yapabiliriz evet. Elimizden geldiğince. Ha. Rabbim bir daha yaşatmasın. Hadi giriyoruz. İnşallah. Kurbağa adam oluyor biliyorsun değil mi? Göle girenler. Denizde menizde tüple girersen balık adam oluyorsun. Çalış dikkat et kanka. Of çok soğuk. Soğuk mu? Ayaklarım dondu. Dondu mu ayaklar? Ben girdim abi. Ya Allah. Dikkat et şuradaki. Biraz derin. Soğuk mu? Soğuk. Soğuk. Bayağı soğuk. Buz. Oo çok çalı çırpı var Çağdaş dikkat et kanka. Ha? Çok çalı çırpı var. Evet. Evet gidiyorum. Hadi. Hadi bismillah. Hadi gidelim Çağdaş. Gerinlik yok kanka. Hadi görüşürüz. Haydi kolay gelsin. Ooo. Kanka direkt burada. Direkt görünüyor. Dibimizdeymiş ya. Oğlum dibimizdeymiş. Şöyle etrafını gösterelim. Elektrik direği hemen karşımızda. Kanka oraya çok yaklaşmayalım. Tamam. Yavaş yavaş oraya doğru gidelim mi? Hadi. Kanka hemen arkamızda. Vallahi hemen arkamızda. Şimdi şu an iki tane mi görünüyor? Kaç? Bak bir, şu anda iki, çok üç. Anlayamıyorsun ama oraya gidince orada bir yaşam vardı bir zamanlar. Evet. O çok değişik bir deneyim oluyor işte. Ya benim kafadan o anlatılan olay çıktı bu arada. Ha. Ya sen öyle düşünüyor musun rahatlık abi? Rahatlık mı geldi? Ya ben çok rahatım yani şu an evet. Suyun içerisindeyim. Böyle doğal bir oluşum var. Onu görmek istiyorum. Evet. Belki odalarına gireceğim vesaire. Hani onun heyecanı da var. Değişik bir deneyim ya. Rahatım yani evet. Şu an sen? Korku ben, var mı? Hiç sıfır. Bende çok bir korku yok. Gidiyor mu yavaş yavaş kanka? Hadi git.
Kana bak. Oha. Nasıl? Çok garip. Oğlum bildiğin ağza kadar güçlü mü? Tepemize yıkılmasın. Kapısı burada. Geldim. Girelim Çağdaş. Oo, veranda. Hadi. Giriyor mu? Girelim be. Hadi. Ha? Tamam hadi. Giriyorum. Girelim. Ne bu? Çıkartıyorum paletleri. Oradan çıkamıyorum. Paletleri çıkamıyorum. Dur ben de geleceğim. Gel. Yukarı mı çıkacağız? Kardeşim çıkalım bakalım. Arkadaşlar şu anda gölün ortasındaki evin içine girdik. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Adamlar var. Oğlum bildiğin gibi kalmış burası. Aa. Ayakkabılar mayakkabılar bak. Her şey duruyor. Üst katta bu arada hiçbir şey yok. Çağdaş yer mi? Girelim mi? Yer. Arkadaşlar penceredeki görüntüye bakar mısınız? Bir bakar abi mısınız abi, şu görüntüye? Ortalar falan. Oğlum her şey duruyor. Her şey tamamen. Şu görüntüye bakar mısınız? Oğlum bu yalı değil bildiğin. Denizin üstünde bir daire. Gir kanka. Ama dikkatli ol. He? Çok kokuyor. Şuraya bakacağım. Kanka balkona bir çıkalım mı? Hadi gel. Camlara falan dikkat geldi. Abi görüntüye bak ya. İnanılmaz Çağdaş. Ne diyorsun? Nasıl? Kanka inanılmaz. Şuraya baksana. Nasıl? Çok iyi. Buranın derinliğini bilmiyoruz ama şunun çatısına girip şunun çatısına çıkıp atlayabiliriz. Bu arada buna girersek eğer çok dikkat etmemiz lazım kanka. Çok yıkılmaya yakın. Çok yıpranmış. Evet. Bu bina yapım aşamasındayken suyun altında kalmış evet, bu arada. Evet belli. Fark ettin mi? Hadi devam edelim hadi. Hadi. Şu anda gölün ortasındaki sözde lanetlenmiş. Bana göre baraj geldiği için suyun altında kalmış bir evin içerisinde dolanıyoruz. Abi. Niye öyle? Çağdaş vallahi ben dokunmam kanka, ben gidiyorum abi. Ben çıkıyorum, ben kapat, suya giriyorum. Kapat. Çatıya bir çık bakalım mı? Hadi gel gel. Ben bir çatıya çıkarım abi şuradan. Dikkat et sen de. Tamam. Bir çatıyı görürüz be. Allah Allah, dünyanın en güzel teraslarından birisi. Arkadaşlar manzaraya bir bakar mısınız ya? Çağdaş. Kanka, manzaraya bak. Ne? Derin olsa bir atlanır da. Çok sığ be. Öbür eve gidelim, öbür evde deneyelim ama. Atlayacaksın mı? Ben çok korkarım bu arada. Şöyle pozumuz olsun. Çağdaş. Korkuyor musun? Kanka. Hiçbir şey kalmadı değil mi korkuya dair? Ağacın dalında oturuyoruz seninle. Evet. Bu arada ağacın ortasında falanız arkadaşlar. Dalında oturuyoruz. Bakın alt tarafı göstereyim. Arkadaşlar. Neye çarptım? Kanka neye çarptım? Ağaca çarptın. Ağaç. Ne bu? Oğlum evin çiti. Aynen. Arkadaşlar bir anda suyun altına dalayım dedim. Evin çitine çarptım. Size bir göstereyim bakın. Bak. Kafayı nasıl vurdu ya? Oğlum bir
bildiğin evi tutu lan. Oğlum ağzına kadar dolu bu ev ya. Geliyor musun? Direkt içinden gidelim. Hadi. Hadi. Oh. Arılar şey yapmış. Tüpler, tüp, yuva. Burası doğa kendisinde olacak yeri almış. Hadi gel çalış. Kanka ayağım değmiyor karşımda. Bayağı yukarıdayım yani. Kanka oturma odasına gelelim ya. Oho! Oha! Bayağı büyük bir evmiş bu arada burası. Nereden çatıya çıkacağız? Çatı. Çatıya dışarıdan çıkacağız. Kanka, kanka şuradan geçelim, dışarıya çıkalım, arkadan çatıya çıkalım. Arkadan mı çatıya? Evet. Tamam. Hadi. Öbür tarafta. Gel kanka gel gel. Nasıl lan? Bir dakika. İki. Bir. Şuradan atlayayım mı çatıdan? Olur. Ama dikkat et. Tamam. Hadi bir daha. Hadi. 3 2 1 Aşırı keyifli. Kanka. Buraya girmeyelim. Neden? Ya buraya girmeyelim. Buranın ah gitmiş bağ kalmış. Tamam mı? Okey, biz profesyonel dalgıcıyız. Siz kesinlikle böyle şeyleri denemeyin. Bunun eğitimlerini alıyoruz. Arama kurtarma eğitimleri alıyoruz. İlk yardım eğitimleri alıyoruz. Burada bir durum olursa kendi başımızın çaresine bakabiliriz. Ama buna rağmen biz de buraya gireceğiz. Burası çok ürkütücü duruyor bu arada. Lan çıkın oradan lan kodum. Siz nasıl girdiniz oraya lan? Çarpılacaksınız lan. Gelin lan bura. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amca merhaba. Amca siz niye girdiniz bu cinli yere? Siz burası tehlikeli bir yer ya. Allah Allah. Tabii canım siz nasıl girdiniz? Ne cesaret dediniz? Nesi var ki burada? Kime sordunuz siz ha? Ne oldu burada? Eskiden bizim geçiler burası şeytan çekiyordu, suyun altına gidiyordu. Kaç tane benim geçim gitti burada lan? Hayret. Bir de gülüyor bak şuna bak eşek. Yürü lan çık lan. Yürü lan. Hayret bir şey ya. Bir daha gelmem buraya. İsmail amca burada ne olmuş gerçekten? Ya bura baraj oldu işte. Bizim evler altında kaldı suyun böyle işte. Bizim baraj gelince var. Suyun sonra altında kalmış arkadaşlar. Kaldı. Bizim düzgün bir arazimiz vardı. Ekip dikiyorduk. Anlatılan hikayelerde hurafe. Bildiğiniz aynen. Baraj gelmiş. Arkada da set var görmüş olduğunuz gibi. Set öyle. Gelince de burası göl olmuş. Bu evlerde suyun altında kalmış. Hoş geldin İsmail amca. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Keyiflerinde mi? Şükür değil. Siz değilsiniz. Sağ ol. Maşallah iyi gördüm sizi. Karabalık gibisin. Arkadaşlar kanalları buraya koydum. Tıklayarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoş kalın dost kalın.